Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki derste kamçılılarla kök ayaklılar işlemiştik. Şimdi bu derste protistlerle ilgili bütün hepsini anlatıp bitireceğim. Burada ne var? İşte argiler var, sililer, sporlular, cıvık mantarlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra protista alemiyle ilgili konu anlatımını bitirmiş olacağız. İsterseniz direkt sporlulardan başlayalım. Arkadaşlar sporlular parazit tek hücreli olan canlılardır. Yani bunların tamamı parazittir. Unutmayalım. Sporlular parazittir diyelim. Parazit tek hücrelidir. Zaten şu zamana kadar anlattıkları neydi? Hep tek hücreli canlılardı arkadaşlar. Özellikle bunların parazit olduğunu unutmayalım. Bunların yaşamlarının bir dönemi arkadaşlar hareketsiz olarak geçer. Yani spor formunda geçer. O yüzden zaten sporlular ismi veriliyor. Sporoza diğer bir ismiyle söyleniyor. Spor formunda geçtikleri için bu yüzden sporlular olarak isimlendiriliyor. O zaman şöyle yazalım. Yaşamlarının bir bölümü spor olarak geçer. Spor olarak geçer. Peki nerede yaşıyorlar? Arkadaşlar bunlar omurgalıların ve omurgasız hayvanların hücrelerinin içerisinde parazit olarak yaşıyorlar. Doku boşluklarında da yaşayabilirler ama genellikle hücrenin içerisinde yaşıyorlar. Arkadaşlar bunların hareket için özel bir yapısı yok. Yani hareket edemiyorlar aslında. Sadece nasıl hareket edebilirler? İşte rüzgar etkisiyle veya bizim işte kanımıza girdiyse kan dolaşımı etkisiyle hareket edebilirler. Başka herhangi bir hareket formları yok. Yani hareket yapıları yok. Bunlar kanın içerisinde yaşadıkları için arkadaşlar kontraktil kofol bulundurmazlar. Özellikle bunu bilmemiz gerekiyor. Kontraktil kofol bulunmaz. Sebebi de kanda yaşamaları. Kontraktil kofol kimde bulunuyordu? Tatlı suda yaşayanlarda bulunuyor. O yüzden bunlar da yok arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Omurgalı ve omurgasızların hücre içinde yaşarlar. Şimdi bunların formları var arkadaşlar. Bunlar üremelerini eşeğili ve eşeğsiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde yapıyorlar. Yani metagenez dediğimiz olayla yapıyorlar. Bu metagenez olayını ben size üreme ünitesinde anlatacağım. Ama şöyle bir bahsedeyim. Eşeğli ve eşeğsiz üremenin birbirini takip etmesi olayına biz metagenez diyoruz. Metagenez olayında arkadaşlar mesela hayatlarının yani üreme döneminin bir kısmı eşeğli olarak devam ediyor. Döllenme var, meiyoz bölünme var. Bir kısmında da eşeğsiz olarak sadece işte sayı artışı var arkadaşlar. Biz buna metagenez, diğer bir adıyla döl almışı diyoruz. Şimdi bunlar eşeğli üremesini sinekte yapıyor arkadaşlar. Sinekte yapıyor. Burada eşeğli olarak ürüyor. Yani spor oluşturuyor. Daha sonra bu sporlar işte insana veya diğer işte hayvanlara geçtiği zaman da ne oluyor? Eşeğsiz üremesini yapmış oluyor. Bunlara biz özel isim veriyoruz arkadaşlar. Eşeğli üreme kısmına sporogani çünkü spor oluşturuyor. Eşeğsiz üreme kısmına da şizogani diyoruz arkadaşlar. Sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. Hemen yazalım o zaman. Eşeğli üremesini sinekte biz buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Sporogani. Eşeğsiz üremesini insanda. Buna da şizogani. Şizogani diyoruz. İnsanda yapar. Metagenez görülür diyelim. Metagenez görülür. Yani eşeğli ve eşeğsiz üremenin birbirini takip etmesi sonucunda oluşuyor. Arkadaşlar bunların en iyi bilineni bakın sporluların en iyi bilmemiz gerekeni anofel cinsi dişi sineklerde taşınan Plasmodium malaria'dır. Bu Plasmodium malaria insanda sıtma hastalığına neden olur arkadaşlar. O yüzden oldukça önemli bir sporludur. O zaman şöyle diyelim. Örnek olarak verelim. Örnek. Anofel cinsi dişi sinekte taşınan
Plazmodium, Plazmodium malaria. Sporlusu, insanda sıtma hastalığına sebep olur. Sıtma hastalığına sebep olur. Evet, işte bizim sporlular dediğimiz canlılar bu şekilde arkadaşlar. Bunların zaten belirli bir şekli olmadığı için şekil olarak da çizmedim. Şimdi gelelim silliler kısmına. Arkadaşlar silliler, bunların hareket organları sil dediğimiz yapılardır. Ve bu yüzden zaten silliler veya siliofora diye isimlendirilmiştir. Silliler dediğimiz canlılar tek hücrelerin, yani bu protistaların arkadaşlar en gelişmiş olanıdır. O zaman yazalım. En gelişmiş protistadır. En gelişmiş protistadır. Yani tek hücreler içerisinde aslında bunu söyleyelim. Tek hücreli. Tek hücreler içerisinde en gelişmiş olanı bu. Birazdan çok hücrelere geçeceğiz ikinci şube olarak. Şimdi biz tek hücrelilerden bahsediyoruz. Arkadaşlar bunlar da yine tatlı sularda yaşarlar. Bakın. O zaman kontraktil kofulu var mı? Var değil mi? Tatlı sularda yaşar. Ve heterotroftur. Heterotroftur. Hatırlarsanız Ödlena'dan bahsetmiştik. Kamçılılardan bahsetmiştik arkadaşlar. Bunlar hem ototrof hem heterotroftu. Amip'ten bahsetmiştik. Yani kök ayaklılar, amöbeya dediğimiz canlı grubu. Arkadaşlar bunlar da yine heterotroftu. Silliler ve sporlular da heterotroftur. Unutmayın zaten sporlular parazittir. Direkt hazır olarak alıyorlar. Silliler de yine heterotrof canlılardır. Peki bunlar da arkadaşlar ağız ve anüs açıklığı vardır. Bakın ağız ve anüs açıklığı vardır. Ağız ve anüs açıklığı vardır. Şimdi bu zamana kadar hiç bahsetmedik ağız ve anüs açıklığından ama sporlular şey pardon sillilerde arkadaşlar ağız ve anüs açıklığı bulunur. Bunlar da aktif olarak hareketi sağlayan siller bulunur arkadaşlar. Siller aktif hareketi sağlar. Aktif hareketi sağlar. Daha sonra diğer özelliğine baktığımızda pelikula dediğimiz bunun da yine bir yapısı vardır arkadaşlar. Pelikulanın iç kısmında trikosis denilen, bakın trikosis denilen yakıcı yapılar vardır. Bu yapılar, bu yakıcı yapılar sillileri dış etkilerden korumayı sağlıyor. O zaman yazalım. Pelikulanın altında trikosist denilen yakıcı tentaküller vardır. Tentaküller vardır. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Bu sillileri yabancı hücrelere karşı veya dışarıdan gelen herhangi bir etkiye karşı koruyor. Bunlar da arkadaşlar iki tane çekirdek bulunuyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Bakın bunlar da iki çekirdek bulunur. İki çekirdek bulunur. Şimdi bu çekirdeklerin ayrı ayrı özellikleri vardır. Bir tanesi makro çekirdek. Makro çekirdek. Diğeri de mikro çekirdek diyeceğiz. Makro çekirdek büyük olan çekirdektir. Ve arkadaşlar makro çekirdek işte metabolik olaylardan sorumludur ve eşeysiz üremeden sorumludur. Yani bu amitoz bölünme olayı var ya, amitoz bölünmeyle çoğalıyor makro çekirdek ve metabolizma olaylarından sorumludur. O zaman yazalım. Metabolik olaylardan sorumludur. Olaylardan sorumludur. İki diyorum mikro çekirdek. Küçük çekirdek arkadaşlar. Bu da üremeden sorumludur. Üremeden sorumludur. Zaten üreme olacağı zaman ilk önce mikro çekirdek bölünüyor. Mayoz bölünmeyle. Daha sonra arkadaşlar makro çekirdek bölünüyor. Daha sonra işte bölünmesi hani bu metagenez dediğimiz olay gerçekleşiyor. Dediğim gibi üreme kısmına gelince metagenezde anlatacağım bunların nasıl bir döngü yaptığını. Bunlar arkadaşlar enine bölünerek eşeysiz olarak ürüyorlar. Şöyle yazalım. Enine bölünerek
Enine bölünerek eşeysiz ürerler. Eşeysiz ürerler. Konjugasyonla da eşeyli ürerler. Hatırlayın, konjugasyonu size anlatmıştım. Bakterilerdeki konjugasyonu. Bunlardaki konjugasyon da hani bir nevi birazcık benziyor. Yine hani değişim olayı olacak bunlarda da. Bakterilerde direkt aktarma olayı vardı arkadaşlar. Bunlarda da karşılıklı bir değişme olayı gerçekleşecek. Konjugasyonlarında dediğim gibi anlatacağım yeri geldiği zaman. Evet. Paramecium'daki konjugasyonda sayısal artış vardır arkadaşlar. Bunu da yazayım. Sayısal artış vardır. Sayısal artış vardır. Bakterilerde hatırlayın sayısal artış yoktu. Sadece çeşitlilik sağlanıyordu. Ama sililerdeki konjugasyonda vardır arkadaşlar. Bunların en iyi örneği arkadaşlar, en bilindik örneği, hatta şöyle örnek yazalım. Paramecium caudatum dediğimiz caudatum ya da Paramecium aurelia. Mesela bunları da ekolojiyi anlatırken caudatum ve aurelia'nın işte rekabet ilişkisini göreceğiz. Orada da yine bahsederiz. Şimdi burada ben bir sillinin yapısını çizdim. İsterseniz üzerinde şekilde yapılarını gösterelim. Arkadaşlar şunlar zaten nedir? Sillerdir. Şu çiçeğe benzeyen yapı kontraktil koful. Daha sonra burada bakın iki tane çekirdek var. Mavi olan küçük çekirdek yani mikro çekirdek. Kırmızı olan ise arkadaşlar büyük çekirdektir. Büyük çekirdek. Şöyle farklı bir kalem alayım. Karışmasın birbirine. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şu kısmı bakın şurası ağız kısmıdır. Ağız kısmıdır paramesyumun. Daha sonra şu biraz daha içeri doğru aslında şöyle göstermek gerekiyor. Şu kısmı ağız kısmı. Şurası da arkadaşlar yutak kısmıdır. Yutak. Hani yutakta gösterecek olursak. Burası da anüs kısmıdır. Anüs atıklar buradan gönderiliyor. Evet ağız, yutak, anüs bu şekilde. Küçük çekirdek, büyük çekirdekten bahsettik. Yani bir de besin kofulu da arkadaşlar bunlar oluşturabiliyorlar. Şu da besin kofulu. Fagositoz olayıyla besin kofulu oluşturuyorlar ve besin kofulu sayesinde de işte beslenmiş oluyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de heterotrof besleniyorlar diyoruz. Evet şimdi gelelim. Birinci şubemizi bitirdik. Birinci şubemiz tek hücrelilerdi. Şimdi geliyorum ikinci şubemize arkadaşlar. İkinci şube diyeceğiz ve çok hücrelilerden bahsedeceğiz. Çok hücrelilerde kimler var peki? Cıvık mantarlar var, algler var arkadaşlar. Bu ikisinden de bahsedip artık protista alemini bitirmiş olacağız. O zaman şöyle şu sayfayı ayırayım ben. Şöyle ikinci şube yazıyorum. İkinci şube diyoruz arkadaşlar. İkinci şubemiz neymiş? Çok hücrelilerden bahsedeceğiz artık. Cıvık mantarlar. Şöyle cıvık mantarlar yazalım. Şimdi bakın cıvık mantarlar sanki mantarlar aleminde oraya dahilmiş gibi gelebilir. Ama bunlar protistadır. Peki ne tür özellikleri var? Neden cıvık mantarlar denilmiş? Arkadaşlar cıvık mantarlar daha çok böyle çürüyen bitkilerin üzerinde oluyor. Böyle çürümekte olan bitkilerin üzerinde yaşıyorlar. Bunların belirli bir şekli yok. Genelde ıslak yerlerde, nemli yerlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Bunlar koloni oluşturuyorlar ve geniş alanlara yayılıyorlar. Bakın koloni oluşturarak geniş alanlara yayılıyorlar bunlar cıvık mantarlar. Bunlarda hücre çeperi yoktur. Çok çekirdeklidir arkadaşlar. Amip gibi hareket ediyorlar. Yani hani sanki yalancı ayakları varmış gibi hareket ediyorlar. Daha sonra bunlar saprofit de olabiliyorlar, parazit de olabiliyorlar arkadaşlar. Saprofit neydi? Ayrıştırıcı. Parazit neydi? Hastalık yapan canlılardı parazitler. Şimdi bunlar da depo polisakkarit glikojendir. Cıvık mantarlarda depo polisakkarit glikojendir arkadaşlar. Özellikle rutubetli yerlerde çok fazla bulunurlar. Çürümüş atıkların üzerinde
Çok fazla bulunurlar arkadaşlar. Peki parazit olanları nerede yaşıyor? Bizlere bir zararı var mı? Bunların parazit olanları deri üzerinde yaşıyorlar arkadaşlar. Tabii deri derken sadece bizim derimizde değil, başka canlıların, başka hayvanların derilerinde de yaşayabiliyorlar. Bazıları yine bitki köklerinde enfeksiyona sebep olabiliyor. İşte bitkiyle ilgilenenler daha iyi bilirler tabii ki bunların ne tür hastalıklara sebep olduğunu. Eşeğli ve eşeğsiz olarak üreyebiliyorlar arkadaşlar. Bu şekilde başka da bir şey yok herhalde. Ha, bunların bir de spor oluşturuyorlar. Spor oluşturdukları için de biraz daha mantarlara benzetilmiş. O yüzden de cıvık mantarlar olarak isimlendiriyoruz. Evet, bakalım şimdi yazalım isterseniz söylediğimiz şeylere. Islak ve nemli yerlerde yaşarlar diyelim. Islak ve nemli yerlerde yaşarlar. Daha sonra bir diğer özelliği arkadaşlar. Islak ve nemli yerlerde yaşarlar dedik. Parazit ya da saprofit beslenirler. Ya da saprofittirler diyelim. Parazit ya da saprofittirler. Bitkilerde hastalığa sebep olurlar. Hastalığa sebep olurlar. Depo polisakkariti glikojendir. Mesela bu da mantarlara benziyor. Glikojendir. Hücre duvarı yoktur. Hücre duvarı yoktur. Sporla ürerler. Hem eşeğiyle hem de eşeğsiz üreme görülüyor arkadaşlar bunlarda. Başka söylediğim bir şey de yok herhalde. Söylemediğim. Bir de çok çekirdeklidir diye yazalım. Bu kadar yeterli. Çok çekirdeklidir. Evet, cıvık mantarlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim bir diğerine. Arkadaşlar geliyoruz. Algiler. Algiler biraz daha detaylı kalacak. Çünkü algilerin çeşitlerinden de bahsedeceğim. Şöyle algiler. Arkadaşlar alglerin bir diğer adı klorofita. Düzgün yazayım diye şuraya bakarak yazıyorum. Klorofita. Evet. Arkadaşlar alglerin genel özelliklerine baktığımızda algler suda yaşayan canlılardır. Özellikle tatlı sularda yaşayan canlılardır arkadaşlar. Bunlar fotosentez yaparak bakın atmosferin oksijen ihtiyacını karşılar. Atmosferdeki oksijenin yanlış hatırlamıyorsam %78-80 kadarını algler üretiyordu. Yeşil alglerle. Bunlar fotosentez yaptıkları için arkadaşlar dediğim gibi atmosferdeki oksijen ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyorlar. Hani bize sorsalar oksijeni kim karşılıyor diye biz bitkiler deriz ama algler daha fazla sayıda, daha fazla oranda oksijen üretiyorlar. O zaman şöyle yazalım. Suda yaşayan primer üreticilerdir. Yani birincil üreticilerdir arkadaşlar. Bunlar suda yaşarlar. Daha sonra bunların tek hücreli olanları var. İpliksi halde olanları var. Bir de talus dediğimiz arkadaşlar böyle koloni şeklinde yaşayanları da vardır. İpliksi, tek hücreli, talus şeklinde olabilir. Talus şeklinde olabilir. Bir diğer özelliğine baktığımızda klorofil içerirler. Klorofil yani aslında kloroplast da diyebiliriz. Çünkü bunlar ökaryot oldukları için kloroplast içeriyorlar arkadaşlar. İçerirler. Mesela klorofil A ve B'den bahsetmiştim ya size fotosentezde. İşte bunlar klorofil A ve B'yi bulundururlar. Karoten bulundurur arkadaşlar. Karoten ve ksantofil bulundurur. Ksantofil bulundurur. Karoten hangi rengi veriyordu? Turuncu, değil mi? Ksantofil de sarı rengi veriyordu. Mesela sarı algler, turuncu algler bulunuyor arkadaşlar. Mesela kahverengi algler de var. Bunlar mantarlarla birlikte likenleri oluşturuyorlar ve birlikte yaşam sürüyorlar mantarlarla birlikte
likenleri oluşturur. Likenleri oluşturur. Mantar ne yapıyor? Mantar topraktan aldığı işte suyu, minerali alglere veriyor. Algler de bunu fotosentezde kullanarak besin üretiyor ve mantara veriyor. Böylelikle mutualist bir ilişki var aralarında. Liken birliklerinde. Arkadaşlar, dediğim gibi tek hücreli olanları da vardır, çok hücreli olanları da vardır. Bunlarda özellikle tek hücreli olanlar zaten suda yaşayarak fotosentez yapıyorlar. Peki bunlar da besin, hani karbonhidrat olarak ne depo ediyorlar? Bunlar arkadaşlar depo polisakkariti, nişastadır. Aynı bitkiye benziyor aslında özellikler olarak. Daha sonra eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar. Eşeyli ya da eşeysiz çoğalırlar. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, bunlarda mavi renk vardır, kırmızı renk vardır, daha sonra esmer renk vardır. Yani bunlar çok renkli olabiliyorlar. Zaten birazdan çeşitlerine de bakacağız. Mesela örnek vereyim ben size. Örnek olarak, bakın örnek olarak Sporojiya, daha sonra arkadaşlar Ulva laktuta. Bunların kesinlikle sorulacağını düşünmüyorum. Sadece aklımızda bulunsun, hani göz aşinalığı olsun diye. Chlamydomanas arkadaşlar. Daha sonra Pandorina, Volvox.